Değerli izleyenler, hepinize merhaba. Anlatıyorum köşesinde yine ben sizlerleyim. Bugün konuşacağımız konu, bir şeyi 40 kez söylersek olur mu? Büyüklerimizin sürekli söylediği bu şey, gerçeklikle hiç ilgili mi? Sahiden de bir şeyi 40 kere söylersek olur mu? Yani tabii ki de durum pek de öyle değil. Şöyle ki, bir şeyi 40 kere söylediğinizde olması durumuna antik Yunan ve antik Hint edebi eserlerinde dahi rastlanıyor. Yani bu algının nereden baksanız 3000 yıla yakın yaşı var. Bir şeyi 40 kere söylersen olur. Bu algıya ilk bilimsel açıklamayı getiren kişi ise Dr. Robert King Merton'dır. Kendini doğrulayan kehanet şeklinde karşımıza çıkarıyor bu terimi. Aslında bu yanlış bir tanımlama. Bu yanlış anlaşılma yeni bir davranış biçimini tetikler. Ve en baştaki yanlış tanımlamanın doğru hale gelmesine sebep olur, der ünlü sosyolog Dr. Merton. Tabii bunu biraz da örneklendirmek gerek. Bunu biraz örnek vererek anlatalım şimdi. Çocukluğunuzdan beri uğrunda çabaladığınız, emek verdiğiniz, didindiğiniz bir ödülü almak üzeresiniz. Tören davetiyesini almaya başladığınız andan itibaren yanlış bir şey yapmamalıyım, bir sakarlık yapmamalıyım diye 40 kere söylendiniz. Bunun sonucunda ne olacak? Bir hata yapmamak için, yapmamalıyım dediğiniz yanlışlığı yapmamak için o kadar çok kasacaksınız ki eliniz ayağınız da birbirine dolanacak tabii. Ve istemeden o hatayı biraz da kendiniz sebep olarak yapmış olacaksınız. Yani bir şeyi 40 kere söyleyerek siz oldurursunuz. Bir şeyi 40 kere söylediniz diye o şey olmaz. Diyelim ki bir şeyi 40 kere söylediğimizde o şey olacak. O zaman neden güzel şeyleri 40 kere söylemeyelim? Güzel şeyler, güzel hayalleriniz, istekleriniz gerçek olsun diyerek bu bölümü sonlandırıyoruz. Ama tabii yine hatırlatmalarımız var. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve en çok istediğiniz şeyleri, 40 kere söylesem de olsa dediğiniz şeyleri yorumlara eklemeyi unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın.